bir aradan sonra bir salon toplantısında beraberiz. Biliyorum ki herkes de birbirini özledi. Bu ortamlar, kongre ortamları, hasret giderme ortamları da oluyor. Ama pandeminin koşullarını düşünerek bu kongrenin de tabii çabuk, hızlı bir şekilde sonlanmasını istediğim için çok uzun tutmayacağım konuşmamı açıkçası. Öncelikle tabii bir yıllık, yaklaşık 11 aylık bir gecikmeyle kongrelerin yapılması, en azından yapılmaya başlanması tabii olumlu bir şey, ama pandeminin ve vakaların bu kadar arttığı bir süreçte yine de dikkatli ve sorumlu davranmak gerekiyor. 34 yıldır Beykoz'da hizmet veren değerli Beykozlu Giresunlular Derneğimizin kongresinin öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Aslında derneğimizin faaliyetlerini sürdürme noktasında ne kadar azimli ve istekli olduğu, pandemi sürecinde de bu çalışmaların, dernek çalışmalarının en azından kongre toplanmasa bile, dernekte toplantılar yapılamasa bile saha çalışmalarıyla hemşerilerine, üyelerine, halka, vatandaşlara hizmet götürme, destek götürme noktasında yoğun bir şekilde yapıldığını da faaliyet raporunda öğrenmiş olduk. Ben bundan dolayı da çok mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü dayanışmanın çok öne çıktığı, çok önemli olduğu bir yıl geçirdik. Evet, tam 367 gün. 367 gündür Türkiye çok olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu olağanüstü süreçte çok zor günler atlattık. İçinizde bu hastalığa, COVID'e yakalananlar oldu. Kayıplarımız oldu, biliyorum. Öncelikle bu hastalık vesilesiyle kayıp yaşayan tüm hemşerilerime başsağlığı dilemek istiyorum. Umarım bundan sonra bu kayıpları daha fazla yaşamayız. Önümüzdeki süreçte ben yeni yönetimle birlikte Hayrullah Başkan'ın aynı azim ve istekle hizmet etmeye devam edeceğini tahmin ediyorum. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Ayrıca kongrelerin yapılmaya başlamasını da olumlu buluyorum. Çünkü parti kongrelerinin yoğun şekilde yapıldığı, başka faaliyetlerin sürdürüldüğü bir ortamda en azından böyle sınırlı sayıda katılımlarla ve kısa sürede, sınırlı sürede bu kongrelerin yapılması da dernek faaliyetlerinin daha verimli ve aktif yürümesi açısından, yönetimlerin kendilerini ifade etmesi açısından da çok olumlu. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan yalnız bir noktayı belirteceğim pozitif ayrımcılıkla ilgili. Geçen hafta 8 Mart haftasıydı, biliyorsunuz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın ilk imzacısı olduğu bir kanun teklifini birçok kadın sivil toplum örgütünün desteğiyle kadın milletvekilleri olarak meclisimize sunduk. Bu kanun teklifinin içeriği şuydu: temsilde eşitlik, yani cinsiyet kotasının %50 olmasıydı. Siyasi partilerde, özellikle aday listelerinde, mecliste temsiliyetin kadın erkek nasıl nüfusta eşitse, temsiliyetin mecliste de kadın erkek eşit olmasıydı. İnşallah diğer partilerin, mecliste grubu bulunan diğer partilerin desteğiyle kanunlaşırsa bu teklifimiz, temsiliyet anlamında da bu eşitlik sağlanmış olacak. İnşallah o zaman herkes eşit konumda olacak. Biz de pozitif ayrımcılık beklemeyeceğiz sizlerden. O günlerin hızla gelmesini de dileyerek çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ederim.